Fotoğraflarında gördüm. Tiyatroya çok yakışıyorsun. Cansın. Oğlum onun klasörü var burada da açarsam rezil olur muyum diye korkuyorum. Bir sürü fotoğrafı var. Aa silmiş miyim? Ana silmişim lan. Bir dakika. Aa yok burada duruyor şeyi. Rarı. Açayım bakayım mı? Ya oğlum çok çirkin lan. Ya tipim çok kayıp fotoğraf. O güzellerini seçtim ben çünkü. <laughs> Güzel çıktıklarımı seçtim. Bir bakayım da, ondan sonra rezil olmayalım. Ya ne rezil olacağız amına aç? Bir bakayım, görünüm. Çok büyük simgeler. <laughs> Bak böyle bizim Filiz ablanın benim annem rolun rolündeki Filiz ablam bu. Onun eşi bu fotoğrafları çekti. Bu kaçıncı oyun hatırlamıyorum ama Burada kadına şiddeti anlatıyorum. Diyorum ki kadına şiddet olmaz. Abi ben Pigmalyon diye bir oyun oynadım. Pigmalyon Henry Higgins diye bir başrol karakteri var. Profesör. Ee, ses bilimci herif. Ee, bu kız da çiçekçi kız dediğimiz bir karakter. Bak bak pozlara bak. Ter akıtmış yüzümden ter. Bu çiçekçi kız şöyle bir şey oluyor. Senaryo şu ilk perdeden. Londra'da geçiyor. Ee, bu adam ilk sahnede insanların konuşma dilinden işte şivesinden konuştuğu kelimelerden, kullandığı kelimelerden e, hangi ülkenin vatandaşı olduğunu hangi mahallede olduğuna kadar anlıyor. Fonotik bilimi deniyor buna da zaten. Fonotik, fonotik miydi? Fanatik, fonot, fenotik. Fon ya neyse amına. Bakarız şimdi. Sonra da diyor ki ben bu kızı alırım İngiltere kraliçesine çıkartırım fonetik. İngiliz İngiltere İngiltere kraliçesine çıkartırım ve de onun soylu olduğuna kanaat getirtirim diyor. Yani bir çiçekçi kız olduğunu Anlayamaz diyor. Öyle eğitirim ben onu diyor. Hikaye böyle. Sonra da gidiyor aşık oluyor kıza. Olan filan. Heyit be Hasan'a bak ya. Hasan da çiçekçi kızın babası. Paraman ya. Ulan bunun videoları var aslında. Onları bulsam. Beş perdeden oluşuyordu bu. Ben beş perdede varım da. Başrol oynadığım için üç farklı kızla başrolü paylaştım. Yani pazartesi ki oyunda işte Damla ile Salı Cemre ile onunla bununla işte böyle 3 tane farklı kız çiçekçi kız oynadı. O yüzden bana güzel tecrübe kazandırdı. Yani üçü farklı oyuncuydu çünkü. Bak bak saldırıyor bana. Bu çiçekçi kız bak şey olmuş artık. Lady olmuş. <laughs> Elimi tersine vururum sana ha. Of aslında çok güzel fotoğrafmış lan. Ama ben çok amele çıkmışım. Çok iyi oğlum yansıması gibi. Annem mi babam mı? Ne o? Seni profesör olarak da mı görecektik? Tabii oğlum sakalım falan o yüzden öyle kestirdim. Buralar kısa böyle top sakal var gibi. Buralarda artık öpüşme evresine gelmişiz. Çok güzeldi ya. ve hayatımı hiç unutmayacağım. Çok güzel şeyler yaşadım. Tipime bak. Burada maske takıp annemi korkutuyorum falan. Çikolata yiyorum oradan. Mesela orada bizi 100 kişi 200 kişi falan izliyor. Çikolata damağıma yapıştı konuşamaz oldum. Götüren baban <laughs> neyse atış babasının ne günah var ya. Amına çocuk. Bir de bana arkadaşlık isteği falan yollamış. Geri zekalı çocuk. Banlasanız onu. Heh. Kafamı çeviriyorum bu niye görüyorum ya? Ne yapayım? Bende hiçbir şey yok. Hayır rezil olmak bu değil. Bak orada birçok bir hata oldu. Mesela sahneye kedi girdi. Kedi girdiğinde ben onu oyuna dahil ettim. İşte bir yerde çan çalması gerekiyordu, çalmadı. Çanla birlikte yerde bir şeye vurmam gerekiyordu. Çan çalmayınca farklı bir doğaçlamayla çevirdim. Bunlar olunca böyle işte özgüvenin ufak ufak yerine geliyor, artıyor. Kendine güveniyorsun çünkü diyorsun ki ben hata yaptığım zaman bunu çevirebilecek de seviyede bir adamım diyorsun. Bu tarz şeylerin gelişiyor. Bunlar bir dakika sahnelere bakıyorum da. Eyit ee, be! Godfather ya. Lan. Bundan da profil fotoğrafı olurmuş be. Net olsaymış ay anan. Bakar mısın abi poza? Canavar. Biri de şey yazmış altına abi ne hallerden ne hallere düşmüşsün falan <laughs> diye. <laughs> Dedim ben ne yapalım parası da böyle bir <laughs> şey. Yerde benim koltuğu böyle fırlatma sahnem var acaba nerede o ya. Bak burada bayağı. Ne? Şiddet yok oyunda da. Kavga ediyoruz çok ciddi. 3 sene önce falan ya. Çok değil. E, siyah beyaz çekmiş siyah beyaz çalışma yapmış. Kalk kızım kalk. Korkma. Vallahi indiririm yumruğa. Hatırladığım bir replik var mı? Abi bir kez okusam her şeyi hatırlarım. Benim ezberim şu kadar falandı bu arada. Şu kadar falandı abartmıyorum. E, ve de çok böyle tiratlarım şeylerim vardı. Bak İlayza burada bilmem mesela iki buçuk üç dakika konuşuyordum ya. Tekrar oynamayı tabii ki de istiyorum oğlum. Tiyatro bana çok iyi geliyordu yani. O, da, o dönem de çok iyi geldi. Bak işte o kanser kitle yapmak istediğim abi. Şu çocuk olacak. Ben de bu olacağım işte zaten benim. Abi başta sana bir soru sordum kaçırdın. Hani lan? Ezberim kötüydü işte yani. Ezberimi kötü bilirdim. Herkesin ezber mekanizması farklıdır. Kimisi dinleyerek yapar, kimisi okuyarak yapar, kimisi izleyerek yapar, o bu. Ben prova yapa yapa ezberledim. Bir de tabii doğaçlama katıyorsun işin içine. İlla ki. Adam hep pipo kullanıyor. güzel günlerdi neyse. Orada kaç kilosun herhalde o, o dönemde çok kilo almıştım. Yüksek ihtimal 95 kilo falanım orada şu an 100 sen mesela 6-7 kilo daha. Abi sana kütüphanede hoşlandım kız açıldım gittim konuştum kız kendi ay... iyi, 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 on numarasını aldıysan yürü Instagram'ını mı verdi? Tiyatro fazla para kazandırmıyor. Oyunculuk sıkıntı meslek. Tiyatroyu Para kazanmak için yapan insanlar var evet ve karşılığını alamıyorlar bu gerçek bir durum. Ama donate'leri söyleyin bana kaçtıysa. Ama gene de geçimini oradan sağlayanlar yok değil var.